Furkan Yıldız'a sözü bırakacağız. Dün Hüseyin Yücel Beşiktaş ikinci başkanı buradaydı. Önemli transferler yapacaklarını söylediler ve Paulista için, Atletico Madrid forması giyen son olarak Paulista için geri sayıma geçildi mi? Furkan Yıldız, senle başlayalım. Geri sayımdan çok daha ileri bir noktadayız artık. Beşiktaş'ta son bir haftadır özellikle stoper transferinde çok sıcak temasların yaşandığından aslında yine Aspor ekranlarında da sık sık bahsediyorduk ama Hummels, Savic ve Gabriel Paulista konusunda Beşiktaş'ta minimum bu üçlüden ikisinin yeni sezonda Beşiktaş'ın stoper ikilisi olmasının hedeflendiğinden de bahsetmiştik. Bu anlamda ilk aslında somut adım atılmak üzere Gabriel Paulista ile Beşiktaş her konuda anlaşmaya vardı. 2+1 yıllık bir sözleşme olacak. Gabriel Paulista Beşiktaş'tan belki şu aşamada rakam vermek çok doğru değil ama yaklaşık 2.5 milyon euroluk bir yıllık kazancı olmasını bekliyoruz. Menajeri, aynı zamanda babası, yarın Gabriel Paulista ile beraber ikisinin İstanbul'a gelmesi şu anda planlanıyor. Eğer seyahatte bir değişiklik olmazsa iki ismin yarın İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Artık son detaylar, sözleşmedeki son pürüzlerin, son detayların konuşulmasını ve ardından da sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Gabriel Paulista'nın resmi sözleşmeye imza atmasını bekliyoruz. Beşiktaş'ın yeni sezon kadro planlamaları anlamında ilk hamlesi Gabriel Paulista olacak. Paulista'ya ek olarak bir stoper transferi daha Beşiktaş, minimum bir stoper transferi daha yapacak. Bunun da yine tıpkı Paulista seviyesinde ya da daha üst seviyede bir oyuncu olması hedefleniyor. Az önce saydığım üçlüde Stefan Savic ve Mats Hummels Beşiktaş'ın hali hazırda temaslarını sürdürdüğü, yine görüşmelerine devam ettiği iki isim. Hem Hummels hem de Stefan Savic. Savic konusunu da biraz detaylandırmak gerekirse eğer Koray abi. Geçtiğimiz hafta sonu, cumartesi ve pazar günü Savic'in menajeriyle ikinci başkan Hüseyin Yücel İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. Stefan Savic daha önce kış transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. O dönem transfer yine gerçekleşmemişti. Şu anda da gelinen nokta çok fazla olumlu bir noktada değil aslında taraflar. Yani rakamsal anlamda biraz farklılıkların olduğunu belirtelim. Bu noktada Suudi Arabistan'dan Stefan Savic'in temsilcisi, Suudi Arabistan'dan Savic'e çok iyi teklifler olduğunu, yani biraz astronomik rakamlar aslında bizim ligimiz açısından, bizim standartlarımız için olduğunu iddia ederek Beşiktaş'la olan müzakerelerde biraz daha rakamları yukarı çekmeye çalışıyor. Beşiktaş cephesi kendi açısından Savic transferinde çıkabileceği maksimum limitlere çıktığını belirtiyor. Bu anlamda ilerleyen günlerde ne olur? Çok kestirebilmek kolay değil. Transfer süreci, transfer konusu çok çabuk değişkenlik gösterebilen, farklı dinamikleri olan bir konu. Ama şu anda Stefan Savic konusu Beşiktaş'ta olumsuz seyrediyor. Mats Hummels'le ilgili de Beşiktaş'ın aslında en çok istediği isimlerden birisi. Yani onlara taraf... daha sonra girelim mi? Olur. Hummels'i tamam. Daha sonra adım konuşalım. Adım, adım adım gidelim. Hepsini bir anda sıralamayalım. Bu arada sosyal medyadan sorular gelmeye başladı. Örnek veriyorum, İshak Ceylan, Yusuf Umur, Tayfun Çıtıs, Arda Bey, pek çok soru geliyor. Soruları biraz bekletiyorum. İlk etapta muhabir arkadaşlarımızla bir transferi genel hatlarıyla konuşalım. Ardından tek tek tüm soruları ileteceğimi söyleyeyim. Beşiktaş'ta Paulista gelişmesi vardı. Perşembe günü gelmesini yarın, çarşamba özür günü dilerim, yarın İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Perşembe günü Giovanni Van Bronckhorst gelecek İstanbul'a. Evet. Van Bronckhorst için de cuma günü bir imza töreni düzenlenmesini bekliyoruz. Şu anda yarın Paulista'nın gelmesini bekliyoruz. Şu anda planlama bu şekilde.